Korkak bir partisi. Olabilir. 3 tane oy kapacağım diye kapamayacaksınız. Yapmadığınız, atmadığınız takla kalmadı bir sürü. Daha ne hepimiz gibi bir şaşkınlık. Kusura bakmayın. Daha belediye başkanlığına seçileli bir ay olmuş. Yani neyin nesi bu? Ya kime ne anlatıyorsunuz? İletişim ve sıkıntıları var. Hatta büyük bir hayal kırıklığı yaşadı mı ve... Deprem oldu Elazığ'da bir. Depreme gitti. Depreme gitmişken dedi bir de Sarıkamış'a gideyim. Yakışık almadı. Bir de utanmadan. Ben kayaktayım şu anda ama takip ediyorum falan. Pişmanlık hissediyorum açıkçası. Aynı mantık yine, aynı kibir, aynı tepeden bakma. Ya öyle bir şey yok kardeşim, sen beni çöpe attın tamamen. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na. Öyle mi oldu, böyle mi oldu? Konu oldu ve bu sefer destek vermemeye. Seçildi, haftasına kalktı gitti şeye, Bodrum'da tatile. Kalkıp vız gelir tırs gider diyor bana ya. Sana vız gelir tırs gider vesaire, akıllı olun şuydu buydu diye toplumu da... Ayar yaparak konuşmaları da hiç hoş olmadı. Enteresan karakteristik özellikleri var. Twitter hesabı açtık. Yeşil İBB. Kardeşim yalan söyledi adam. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde mitingler yapar? Yani böyle saçmalıklar sinsilesi yaşandı. Yapma felsefesini yanında taşıdığı insanları hepsinde bir yadırgadım. İstanbul'da bir şey yok. Benim oy verdim, seçilmiş bir adamdır. Bir daha vermem, seçilmez. Bu kadar basit. Söyleyin, trafikte mi rahatlama var? Nedir bu aymazlık? Yeni bir bina mı yaptılar? Yeni bir yol mu açtılar? Belki bütün bunlar düzelir. Bence zor düzelir. Ben İmamoğlu'na oy vermiş bir insanım. Ellerim kırılaydı da vermeseydim. Balon patladı arkadaş. Umursamazlık olduğunu düşünüyorum. Kimsenin böyle bir umursamazlık yapmaya hakkı yok. Hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Benden oy moy yok. Ondan sonra zaten tuvalet terliği de gelse oyu basacağız. Yapacak bir şey yok yani bu noktada.